Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü birlikteliğimizde, ilmihal derslerimizin bir başka halkası olan bugünkü birlikteliğimizde iman ve bütün iman esaslarının kendisine bağlı olduğu Allah'a iman konusu üzerinde ana hatlarıyla durmaya gayret göstereceğim inşallah. Değerli kardeşlerim, iman kelime anlamı olarak tasdik etmek, herhangi bir şeye kesin olarak inanmak manasına gelen bir kelimedir. Literatürde, dini literatürde ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hak tarafından haber verdiği kesin olarak bilinen şeylerin doğru olduğuna içten ve yürekten inanmak şeklinde tarif edilmiştir. İmanı farklı açılardan, farklı sınıflandırmalara tabi tutan ulemamız, alimlerimiz olmuştur. Genel anlamda iman, icmali iman ve tafsili iman şeklinde iki başlık altında incelenmiştir. İcmali iman, iman edilecek şeylere kısaca ve toptan inanmaya verilen isimdir. Kelmeyi tevhid veya kelmeyi şahadeti diliyle söyleyip tasdik eden kimse kısaca ve toptan iman etmiş olur. İcmali iman dairesi içerisine dahil olmuş olur. Tafsili iman ise iman edilecek şeylerin her birine ayrı ayrı inanmak. Yani Allahu Teala'ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, cennet ve cehenneme, kaza ve kadere ve diğer inanç esaslarına detaylı bir şekilde ayrı ayrı inanmak demektir. Takdir edeceğiniz üzere imanda esas olan kalb ile tasdik etmektir. Ulemamız imanı kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve azalar ile amel etmek şeklinde genel anlamda tarif etmişlerdir. Dolayısıyla bir kimse kalbi ile tasdik ederse, diliyle söylemese bile bu kimse e, mümin olur, Cenab-ı Hakk'a inanan bir kul olur. Dil ile ikrar kişinin içerisinde yaşadığı toplumda mümin olduğunu gösteren nişanelerdir. Yani başka insanların kişinin iman sahibi olduğuna şahitlik etmesi için iman dil ile ikrar kalb ile tasdiktir sözü e, meşhur olmuştur. Ama asıl olan imanda kalb ile tasdik meselesidir. Evet imanın rüknünü biz kalb ile tasdik olarak bu ifademizden çıkarabiliriz. Kalbinde şüphe ve tereddüt olan kimse diliyle kelime-i şehadeti veya kelime-i tevhidi söylemiş olsa bile Cenab-ı Hak katında bu kimse mümin olarak kabul edilmez. Peki kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet nedir? Kelime-i tevhid La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesidir. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Allah Teala'dan başka ilah yoktur. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın resulüdür. İşte bu söz itikat esaslarının hepsini içerisine alacak kadar kapsayıcı ve genişliğe sahip olan bir sözdür. Allah Teala'nın varlığına ve ondan başka ibadet edilecek ilah olmadığına ve onun tarafından gönderilen her şeyin hak olduğuna inanmak demektir kelime-i tevhid. Ve aynı zamanda Kelime-i Tevhid'in bir diğer yarısı olan Muhammedur Resulullah demek, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kabul etmek demektir. Onun haber verdiği, kesin olarak bilinen şeylerin doğru olduğuna inanmak manasına gelmektedir. Bir de kişiyi İslam dairesine mümin olma şerefine ulaştıran bir başka cümle vardır ki o da kelime-i şehadet olarak tarif edilmiştir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü cümlesi kelime-i şehadettir. Yani şahitlik ederim ki Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür manasına gelmektedir. İslam tarihi boyunca neredeyse tartışılan önemli bir konuya şöyle birkaç cümleyle de olsa değinmek istiyoruz kardeşlerim. Nedir bu konu? İman ile amel arasındaki bağ meselesi. Yani amel imandan bir parça mıdır, değil midir? Bu konu etrafında birçok tartışma meydana gelmiştir. Ama Ehli Sünnet ve Cemaat alimlerimizin, ulemamızın orta yolu tutan, ilmin, irfanın, gönlün vermiş olduğu kanaate, hükme göre hareket eden ulemamızın tespiti şu yöndedir. Bir kimse kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidi söyleyerek iman dairesine dahil olur. Bu kimsenin ibadetlerinde eksiklikler, noksanlıklar, sıkıntılar olsa bile bu kimse iman dairesinin içerisindedir. Fakat bu kimse imanını zayıflatmaya, imanını muhafaza da sorun yaşıyor demektir. Şöyle bir örnekle ulemamız bunu açıklamaya çalışmış. Günde beş vakit namaz kılmak müminlere farzdır, Rabbimizin emridir namazın farz olduğuna inandığı halde yani bunu bir inanç esası olarak kabul ettiği halde tembelliği yüzünden, gevşekliği yüzünden namaz kılmayan kimse dinden çıkmış olmaz. Ancak Rabbimizin emrine uymadığı için günahkar olur. Amel imanın bir parçası olmamakla birlikte bu cümleyle söylemek durumundayız. İman ile amel arasında çok sıkı bir münasebet söz konusudur. Olgun müminler Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı kimselerdir. Olgun mümin olmak için de iman ve hemen akabinde amel ve güzel ahlaka ulaşmak, bunları hayatımıza hakim kılmak zorundayız değerli kardeşlerim. Unutmayalım ki ibadetler imanımızın bir göstergesi niteliğindedir. İmanın sahih ve makbul olmasının şartları nelerdir? Ana başlıklar halinde üç şarttan bahsedebiliriz. Birincisi iman ümitsizlik halinde olmamalıdır. Yani bir kimse hayatı boyunca inanmamış, artık gözünden perdeler kalkıp mana alemiyle irtibata geçtiği andan itibaren sekerat halinde bir kimse iman ediyorsa artık ona iman etmesi yani onu inkar etmesi bu kişi açısından anlamsız bir davranıştır. Çünkü iman İslam'a göre imanda aslının gayba imandır. Sekerat halinde olan bir kimse ise artık farklı alemlerle iman etmekle yükümlü olduğu alemlerle ...artık birebir hemhal olmuştur. Dolayısıyla ümitsizlik halinde bir iman, geçersiz bir iman olarak ulemamız tarafından bildirilmiştir. Yine inanmış olan bir kimse dinin kesin olan hükümlerinden herhangi birini inkar edici söz ve davranışlarda bulunmamalıdır. Yani bu namaz, oruç, hac, zekat gibi ima, ibadetle ilgili konularda olacağı gibi... ...dinin herhangi bir konuda ortaya koyduğu hükmü hafife almak veya bir bölümünü kabul edip bir bölümünü, bölümünü kabul etmemek kişiyi imanından edecek hususlar arasında yer almaktadır. İmanın sahih ve makbul olmasının üçüncü şartı ise dini hükümlerin hepsinin güzel olduğunu kabul etmeli, bunların arasında herhangi bir ayrım yapmamalıdır. Mümin olan kimse Cenab-ı Hakk'ın bir emrini beğenip bir emrini beğenmemek gibi bir lükse sahip değildir. Değerli kardeşlerim, iman konusunda İmanın huzur ve mutluluk kaynağı olduğu konusunu başlığını da dile getirmemiz isabetli bir davranış olacaktır. Çünkü bir insan açısından iman onun en değerli hazinesidir. Rabbimizin ifadesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarılması kişinin iman sahibi olmasına bağlı bir husustur. Dolayısıyla inanan insan Rabbinin katında da insanlar katında da üstün bir yeri ve değeri elde etmiş demektir. Cenab-ı Hak mümin olan kullarını sevdiği gibi insanların da güvenini iman sahibi olan kimseler kazanır ve insanlar arasında da itibar sahibi olur. Kaldı ki değerli kardeşlerim iman insana huzur ve mutluluk sağlayan en önemli hazinesidir. İnsan inanmadığı takdirde hem maddi hayatında hem manevi hayatında karşı karşıya kalacağı çıkmazlar, açmazlar, psikolojik sorunlar ancak imanla aşılacak hususlar Rabbimize kendini aşan bir güce imanla aşılacak meseleler olduğu için iman kişi açısından son derece önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yönüyle değerli kardeşlerim ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri inceleyen, irdeleyen alimlerimiz inanç bakımından yani tasdik eden veya inkar eden insanlar açısından insanları genel olarak üç sınıf görüyoruz. Üç sınıf olarak ele almışlar, üç kısım, üç başlık altında inanç ve iman bakımından veya tasdik ve inkar bakımından insanları değerlendirmişlerdir. Öncelikle biraz önce şartlarını sahi ve makbul olması için zikrettiğimiz şartları taşıyan mümin, Cenab-ı Hakk'a, peygamberine, peygamberin getirmiş olduğu bütün hakikatleri canı gönülden, inanan, kalbiyle tasdik eden, diliyle bunu ikrar eden kimseyi mümin olarak tarif etmişler. İkinci olarak inkar edenleri Cenab-ı Hakk'ı veya peygamberlerini veya kitaplarını veya İslam'ın iman esaslarından herhangi birisini kabul etmeyen, inkar eden kimseyi de kafir olarak ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden hareketle ulemamız tarif etmişlerdir. Bir de dışarıdan inanmış gibi görünüp Cenab-ı Hakk'a ve peygamberine getirilen emir ve yasaklara inandığını söyleyip de kalben inancını efendim e, inkar eden, Cenab-ı Hakk'a inanmayan, içiyle dışı birbirine uymayan e, şeklinde tarif edilen münafıklar vardır. Ki ayet kelimelerden öğrendiğimiz kadarıyla cehennemde en büyük azaba düçar olacak kesimle münafıklar olacaktır. Peki iman esasları nelerdir? Nelere inanacağız? Neleri inkar edeceğiz? Genel olarak bizim tu duası şeklinde e, formülüze edilen ve burada zikredilen ilkeler İman esaslarının ana kolonları, ana yolları olarak kabul edilmiş her bir başlıkla ilgili inanılması efendim kabul edilmesi gereken ilkeler ulemamız tarafından detaylı bir şekilde izah edilmiştir. Amen tu duamızda Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine, öldükten sonra dirilmeye bunların hak ve gerçek olduğuna inandım. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür demiş oluyoruz. İşte değerli kardeşlerim bütün iman esaslarının kökeni mesabesinde olan Allah'a iman konusu üzerine inşallah genel hatlarıyla birkaç söz söyleyerek sohbetimizi devam ettirmek istiyoruz. Allah'a iman ergenlik çağına gelmiş akıllı olan her erkek ve kadına her şeyden önce farz olan bir husustur. Bütün efendim ergenlik çağına gelmiş akıllı olan her erkek ve kadın Cenab-ı Hakk'ı bilmek ve ona inanmakla yükümlüdür. allah Teala vardır. Onun varlığını anlamak ve bilmek için kendimize, kainata ve kainattaki yaratılış inceliklerine, her şeyin yerli yerine konduğuna bakmamız yeterli olacaktır. Kainatta yani ister enfüsi olsun ister afaki olsun bizim iç dünyamızla fiziki yapımızla veya afaki dediğimiz bizim dışımızdaki bütün varlığın kainatın işleyişiyle olsun ilgili olsun. Bu hakikatlere baktığımız zaman bizi insanları da aşan bir gücün bütün bu işleyişi yarattığını ve bu işleyişi hakim olduğunu hepimiz göreceğiz. Ayet-i baktığımız zaman mesela Bakara suresinin 163. ayet-i kerimesinde Rabbimizin Estağfirullah ve ilahukum Ilahum vahid. La ilahe illa huver rahmanur rahim. İlahınız bir tek ilahdır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Buyurarak Mevlamız kendisinden başka ilah mertebesinde hiçbir varlığın olmadığını Rahman ve Rahim isimleriyle kendisini bizlere tanıtmıştır. Yine Rabbimiz eğer kendisinden başka bir ilah bulunsaydı yerde ve gökte bir bozulmanın, bir bozgunluğun söz konusu olması gerektiğini ifade ederek eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı yer ve gök kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir buyurarak Enbiya suresinin 22. ayeti kerimesinde tek ilah olduğu hakikatini bizlere bütün insanlığa bildirmiştir. Rabbimizi biz zatı itibariyle bilme konumunda değiliz değerli kardeşlerim. Çünkü Rabbimizin zatını kapsayabilmek, onu idrak edebilmek, kününe vakıf olabilmek bizi fersah fersah açan bir, aşan bir meseledir. Dolayısıyla biz Rabbimizi isim ve sıfatlarıyla ancak bilir ve tanıyabiliriz. Bunu da alimlerimiz zatî sıfatlar ve subûtî sıfatlar olarak iki ayırmışlar. Zatî sıfatların ilki olarak vücut yani Rabbimizin var olmasını, vacibül vücut, varlığı zorunlu olan, varlığının olmaması düşünülemeyen varlık şeklinde Rabbimizin zatî sıfatlarından ilkini, vücut sıfatını zikretmişler. İkinci olarak kıdem. Yani Cenab-ı Hakk'ın kadim olmasını, herhangi bir baş, varlığının başlangıcının olmamasını, beka sıfatıyla da Rabbimizin sonunun olmamasını, yani bizde dahil olmak üzere bir, bir e, zaman akışı içerisinde bir yerde başlayıp bir yerde sona eriyoruz. Ama Rabbimizin bu e, beka sıfatı dolayısıyla sonsuz olduğunu birçok ayet-i kerimede görüyoruz. Rabbimiz buyuruyorlar ki, Estağfirullah, kullu men aleyha ve yapka bir kez ve ikram her şey fanidir. ve baki olan senin Rabbinin zatıdır, yüzüdür buyurmaktadır ayet kelimelerde. Yine vahdaniyet. Biraz önce bahsettiğimiz gibi Rabbimizin birliği. Kul Allahu ahad. De ki Habibim o Allah Celle Celaluhu tektir. İkincisi, üçüncüsü, ortağı, eşi benzeri olmayan tektir. Yine muhalefetün lil havadis. Sonradan olanlara Rabbimiz benzememektedir. Efendimiz Aleyhisselam Rabbiniz adına aklınıza gelen her ne varsa Rabbiniz ondan münezzehtir buyurarak ki ayet-i kerimede de Şura suresinin 11. ayet-i kerimesinde leyse kemislihi şeyun hiçbir şey onun benzeri değildir buyurularak Rabbimizin sonradan yaratılanlara benzemediği hakikati bizlere bildirilmiştir. Yine zatî sıfatları içerisinde kıyam bi nefsihi yani Cenab-ı Hak zatıyla kaimdir. Var olmak için kimseye muhtaç değildir varlığı zatının gereği olup başkasından değildir. kıyam bir nefsiyi de böyle tarif edilmiş. Subuti sıfatları ise değerli kardeşlerim hayat, ilim, semih, basar, irade, kudret, kelam, tekvin şeklinde sıralanmış. Cenab-ı Hak hakiki ve ezeli hayat ile diridir. Ayet-i Kerime'de Bakara Suresinin 255. Ayet-i Kerime'sinde Estağfirullah Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum O hay ve kayyum olan Allah'tan başka ilah yoktur buyurulmuştur. Burada Rabbimizin gerçek manada diri olduğu, hay, hayat sahibi olduğu, ezeli ve ebedi ve hakiki manada bir hayat ile diri olduğu hakikati bizlere bildirilmiştir. İlim, Rabbimizin her şeyi künhü ile, zerreleri, hücreleri ile e, bilmesi demektir. Onun ilmi, yarattıklarından hiçbirinin ilmine benzememektedir. Onun ilminde artma, azalma, eksiklik veya herhangi bir değişiklik asla söz konusu olmamaktadır. Semi' yani Rabbimizin işitmesi demektir. Birçok ayet-i kerimede inne hu huve's-semi'ul alim veya ve huves-semi'ul basir gibi birçok ayet-i kerimede Rabbimizin işittiğine ama yaratılmış kullar gibi bir işitmeye yani herhangi bir ses aralığını, herhangi bir duyacağı duymayacağı sesler olmayacağını, Rabbimizin her şeyi vasıtasız bir şekilde, zatına mahsus bir şekilde işiteceği aynen basar, yani görme özelliğinin de hiçbir yaratılmışa benzemediği vasıtasız, mesafesiz herhangi bir şarta bağlı olmadan eksik ve kusursuz bir şekilde Rabbimizin gördüğü ayet-i kerimelerde yine ifade edilmiştir. Rabbimizin dilemek sıfatı yani irade sıfatını da işte Yasin-i Şerif'te 82. ayet-i kerimede Rabbimiz اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ O bir şeyin olmasını murad ettiği zaman sadece ol der, o da hemen verir. Kün feyekun. Ol der ve o da hemen verir. buyurularak Rabbimizin irade sıfatı Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Kudret, Rabbimizin her şeye gücünün yettiğini ifade eden kelam, Rabbimizin konuşmasını, söylemesini ifade eden sıfatı tekvin ise yaratma sıfatı olarak tarif edilmiştir. Bunlarla ilgili detaylı bilgili bilgi isteyen kardeşlerimiz, özellikle kelamla ilgili itikatla ilgili eserlere bakabilirler. Rabbimizin bir şeye güç getirmesi, söz söylemesi, yaratması, bunlarla ilgili detaylı bilgileri kardeşlerimiz kelamla ilgili itikatla ilgili eserlere bakarak. Takip etsinler inşallah. Evet, Rabbimizi sevmek ve Rabbimizin korkusu üzerinde de birkaç söz söylemek istiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın sevgisi, muhabbetullah diğer bir ifadeyle, bizleri yoktan var eden, bizlere sayamayacağımız kadar nimetler, rütbeden, Rabbimiz herkesten ve her şeyden daha çok sevilmeye layık olandır. Rabbimiz, insanlardan bazıları vardır ki Cenab-ı Hakk'ın dışında tapınmış oldukları şeyleri, Allah'ı sever gibi severler. İman edenlere gelince onlar Cenabı Hakk'ı daha büyük bir sevgiyle severler buyurarak cenab Hakk'ın sevgisinin bizim için ideal bir hedef olduğunu e, ifade buyurmuşlar. Bu hakikati bize bildirmişler. Ve kendi muhabbetinin sevgisinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek ve ona tabi olmaktan geçtiğini de Ali İmran Suresinin 31. Ayet-i Kerimesinde ifade buyurmuşlar. Allah korkusu mehafetullah Mekafetullah kavramı ise değerli kardeşlerim Rabbimizin sevgisine tamamen güvenip emirlerde yasaklarda herhangi bir gevşeklik yaşamamamız adına Rabbimizin adalet yönünü emir ve yasaklarını dinlemeyen kimselere vereceği cezaları düşünerek hiçbir kimsenin cezalandırmasına benzemeye bu cezalandırma şekli yöntemi dolayısıyla Rabbimizin azabından cezasından korkmamızı ifade eden bir kavramdır. Naziat suresinin 40 ve 41. ayet kelimelerinde kerimelerinde Estağfirullah ve men hâfe rabbihi mekâme ve anil fe innel me'vâ Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için şüphesiz cennet yegane barınaktır buyurularak Rabbimizin azabından da korkmamız gerektiği bizlere ifade buyurulmuştur. Rabbimiz imanı kamil ve ameli salih üzere bir hayat yaşayabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz hakkı hak bilip hakka uyan, batılı batıl bilip batıldan sakınan, sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullarından eylesin. Rabbimiz hasta kardeşlerimize acil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize en kısa zamanda helalinden edalar nasibi müyesser eylesin. Ve ahiru da'vana hamdulillahi rabbil alemin. ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمه سر سوره الفاتحه